Evet, ikinci konumuza geçelim. Milyonlarca üniversite öğrencisi, onların ailelerini de katarsanız ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. İnsanı etkileyen bir gündem bu. Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçlarıyla ilgili atılacak adımı bekliyor hem öğrenciler hem aileleri. Öğrencilerin kredi borçlarıyla ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. Albayrak, üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerin bu yöndeki sorularını yanıtladı. Konunun gündemlerinde olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı. Bütçe görüşmelerinden sonra da konuyu masaya yatıracaklarını ve öğrencilerin lehine bir adım atacaklarını söyledi. Tamamıyla borçların silinmesi süreci olacaktır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız dedi Cumhurbaşkanı. Bir sürecinde işleyeceğinin haberini vermiş oldu böylece. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt bizimle beraber detayları konuşmak üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz kimlerden bahsediyoruz? Kaç kişiden bahsediyoruz? Kim bu gençler? Okuyorlar mı, mezunlar? Gençler bizi nasıl izleyenler. Şimdi milyonlarca genç bizi izliyor. Üniversitede okuyan, bitirmiş, yeni mezun, iş arayan belki 5 ila 10 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Yani kredi kullanmıştır, öğrenim kredisi kullanmıştır, borcunu halen ödüyordur veya iş bulamadığı için ödeyemiyordur. Dolayısıyla hani 10 milyona yakın belki insandan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Sırf icraya intikal etmiş, hiç bir kuruş ödeyememiş kişi sayısı yaklaşık 280 bin civarında. 280 bin genç bir kuruşun geriye ödeyemediği için hacizle mi karşılaşıyor? İş bulamadığı için belki işte 2017'de 240 bin civarındaydı bu sayı. Her yıl 20 bin artıyor. Bu yıl itibariyle 280 bin gençten bahsediyoruz. Yani 2019 yılı itibariyle 280 bin üniversiteyi bitirmiş, iş arayan, iş aradığı için de bir takım arayışların neticesinde ekonomik olarak kendisini toparlayamamış, belki iş bulmuş ama çok düşük ücretlerle iş bulabilmiş ve kredisini ödeyebilme imkanına sahip olmayan gençlerden bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz 10 milyonluk rakamın içerisinde 5 milyonluk bir kesim var. Bunlar kredi kullanmış insanlar, halen 5 milyon kişi kredi kullanıyor ama ödeyememiş. Bu haberin içeriğindeki gündemdeki kişi sayısı 280 bin kişi. Hiçbir ekonomik imkanı yok. Yani evet, iş buldum diyor ama asgari ücretle, veya iş bulamadım, mezun oldum, 2 yıl önce mezun oldum, 3 yıl önce mezun oldum, 4 yıl önce mezun oldum ama hali hazırda bir iş bulamadım diyen kişi sayısı, icraya intikal etmiş kişi sayısı 280 bin kişi. Peki nasıl bir borçtan bahsediyoruz biz? Rakam vermeniz mümkün mü? Yani ortalama bir kişi için 20-25 bin liralık bir borçtan bahsediyoruz. Hani kişi yüksek lisans öğrencisi mi, doktor öğrencisi mi, lisans öğrencisi mi? Lisans öğrencisi için konuşacak olursak yaklaşık 20-25 bin liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Çünkü bu faiz de işliyor buna. Siz süresinde ödeme yapamadığınız zaman ona bir faiz de işleniyor. Dolayısıyla 20-25 binlik bir rakam olduğunu söyleyebiliriz kişi başına. Şimdi burası önemli çünkü sayısal değerleri de bilelim ki nasıl bir problemden bahsettiğimizi anlayalım diye sordum. Dediniz ki 20-25 bin lisans öğrencisi ise yüksek lisans yaptı. Tabii ya da bu borç 10 yıldır ödenmemişse, 5 yıldır ödenmemişse bu para nasıl daha fazla işliyor? Artıyor veya işte 1,5 civarında bir faiz işliyor aylık. Aha. Dolayısıyla hani kişi kaç yıldır ödemiyor, ne kadar ana para borcu var? Çünkü sürekli her yıl değişiyor, enflasyon oranında bir artış oluyor. Örneğin geçen yıl 450 lira aldıysa bu yıl 500 alıyor, gelecek yıl 550 lira alacak. Ana para tutarı sürekli değişiyor yıllar itibariyle ve kişi ne kadar geciktiyse o kadar da üzerine faiz bindiği için ödenebilir rakam artıyor. Peki sayıları editörümüz Süreyya'dan rica edebilir miyim? O sayılar gelsin, bir de biz bir memleketteki genç işsizlik rakamlarını da görelim de insanlar üniversite kazanıyorlar ama para yok, pul yok. O yüzden kredi alıyorlar. Sonrasında mezun oluyorlar ama iş bulamazlarsa onu ödemekte zorlanıyorlar. Ya, iş bulanlar, biz de dolayısıyla bu yayını yapıyoruz. Evet. Şimdi üniversiteli işsizlik oranı ekranda.
Ben hızla bu rakamları bizi izleyenlere aktarayım. Ondan sonra da sizinle devam edelim Resul Bey. O yüzdelerin hepsi insan, hepsi bizim vatandaşımız ve gençlerimiz. O yüzden sayıların arkasında insan hikayeleri olduğunu hatırlatarak 2018 yılında toplam %14 üniversiteli işsizimiz olduğunu hatırlatalım. Yani üniversite mezunları arasında 2018 yılında 100 kişiden 14 işsizmiş. 2019 yılında bu sayının %15.2'ye yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kadınlar ve erkekler kırılımı da var yine size ekrana yansıttığımız grafikte. Erkekler 2018'de üniversiteli işsiz erkekler %9.9 iken 2019'da üniversiteli işsiz erkekler %11.4'e yükselmiş sayıları. Yine 2018'de üniversiteli kadın işsiz %19.9 iken oranı 2019'da %20.7'ye gelmiş. Üniversiteli işsizlik rakamları da böyle. Niye bunu hatırlattık? Çünkü tam da bu grup, bu borçları ödemekte zorlanan grup. Ne yapabilir hükümet bu konuda? Ne yapılmalı? Tabii işsizlik sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün ülkelerinde en önemli sorun. Özellikle genç işsizliği, üniversiteden yeni mezun olmuş veya üniversiteye devam etmeden liseyi yeni bitirip iş arayanlar, genç işsiz diyoruz bunlara. Dünyanın her yerinde sayısal olarak en büyük kitleyi oluşturan kesim. Çünkü bir meslek deneyim yok, önünde ben şu mesleği yapıyorum, bu işte çok ustayım diyebileceği bir durumda değil. Ve maalesef işletmelerde genç insanları istihdam etme noktasında iştahsız, isteksiz. Dolayısıyla ne yapmalı? Bir kere biz mesleki eğitimleri önemsemeliyiz. Başta endüstri meslek liseleri olmak üzere mesleki ve teknik eğitim veren okulları önemsemeliyiz. Bakın bir yanda çok ciddi bir genç işsizliğinden bahsediyoruz. Öbür yanda da sanayide özellikle ara eleman istihdamından kaynaklanan sorunları konuşuyoruz. Yani sanayi kuruluşları da ara eleman tabir ettiğimiz ustabaşı veya çalışan olarak, sanayi işçisi olarak çalışacak insan bulamamaktan şikayetçi. Değil mi? Biz herkesi üniversite mezunu yapabiliriz ama sonuç olarak bu o insanları bir meslek sahibi yaptığımız anlamına gelmez. Bizim belki eğitim kurumlarımızı, eğitim sistemimizi sanayinin, ticaretin, iş dünyasının, eğitim kurumlarının hep birlikte yeniden revize etmesi gerekir. Bakın evet, çok büyük iş arayan insanlar var. Ben daha acı bilgi, her 4 gençten bir tanesi işsiz. Evet, yani genç işsizlik. Evet, yani üniversite öğrencileri için konuşuyorum. O belki tüm gençleri kapsıyor olabilir. Her 4 üniversite mezunundan, 3 üniversite mezunundan bir tanesi işsiz. Bizim bu insanlara çok acil iş ve istihdam bulmamız lazım. Her yıl 900 bin kişi, bakın bir yıl önceki istihdam edilebilir insan sayısının üzerine, şimdi 2020 yılı geldi, bir 900 bin kişi daha eklenecek. Her yıl bir önceki yıldaki işsiz sayısına bir 900 bin kişi, 950 bin kişi daha ekleniyor. Ne yapmalıyız? O zaman istihdam imkanlarını artıracak yatırımları teşvik etmeliyiz. İki, eğitim sistemimizi istihdam edilme noktasında etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sanayi kuruluşları, eğitim kuruluşları, işbirliklerini önemsemeliyiz. Gençleri iş ve meslek sahibi yapacak bir sistem kurmalıyız. Üniversite mezunu olduk ama bir mesleğimiz yok dememeliyiz. Mesleki eğitimi özellikle inovasyon diyoruz, işte endüstri 4.0 diyoruz. Bakın 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dünyanın en büyük sorunu teknolojik işsizlik olacak. Biz Türkiye olarak endüstri 4.0'a ne kadar hazırız? 5 yıl, 10 yıl sonra bizim gençlerimizin iş bulabileceği imkanları nasıl sağlayacağız? Bugün yapılacak birçok iş 10 yıl, 20 yıl sonra olmayacak. Teknolojik işsizlik dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkileyecek. Eğitim sistemimizi buna göre revize etmeliyiz. Resul Bey, bu o kadar aslında derin bir tartışma ki Türkiye'de gençlik politikaları dediğiniz zaman aynı sıkıcı konu diye hiç gündem bile olmuyor ama bu memleketin ortalama yaşını ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini nerede görmek istediğini hatırlayarak, uluslararası rekabet edebilme gücünü arttırmak için neler yapılması gerektiğini hatırlayarak bu rakamlara belki de bakmak gerekiyor. O yüzden çok iyi bir hatırlatma oldu. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eğitim sisteminden ekonomiye kadar yapılması
gerekenler var. Ama ben şu anda o borcu ödemekte zorlanan bir genç olarak ekranın başında olsaydım, bu stüdyoda değil, şunu merak evet. ederdim. Evet, bunlar çok güzel sistem tartışmaları. Gidin bunu karar verenlere anlatın ama biz ne yapacağız? Kesinlikle. Ben bu borçta ne yapacağım? Kesinlikle. Dolayısıyla hükümet ne yapmalı? Silmeli mi? Şöyle, yeniden mi yapılandırmalı? Yani, dünyada nasıl örnekleri var? Yani şunu yapabiliriz. Bakın, ana parasını en gençlerin talep ettiği şu, bizim bütün borçlarımızı silin. Bu yapılabilir veya yapılamaz. Bunu tabii ki hükümetin karar vereceği bir konu ama şu yapılabilir. Gençlerin ana paralarını faizlendirmeden, bakın bir 10 yıl, 5 yıl ödeme imkanı sağlayarak ve hiçbir faiz uygulamadan bu gençlere eğitim, öğretim sürdürebilmeleri için sağlanan öğrenim kredilerini ödeyebilme imkanı sağlamalısınız. Şimdi bu sistemi değiştirdiniz, 280 bin kişinin borcunu sildiniz, ana parası dahil sildiniz. Borcunu ödemiş olanlar dönüp bize diyecek ki bizim ne suçumuz vardı? Yani biz asgari ücretle 2000-3000 lirayla çalıştık, yemedik, borcumuzu ödedik. Bizim ne suçumuz vardı diyecek. Dolayısıyla bu farklı bir kısır döngüye girecek. Dolayısıyla ne yapılması lazım? Bu gençlere en azından kendilerine 5 yıllık, bakın 1 yıl 2 yıllık bir süre değil, 5 yıl 10 yıllık bir süre vereceğiz, hiçbir faiz uygulamayacağız. Okulunu bitirdiğinde, o genç kardeşim iş sahibi olduğunda ödeyebileceğine imkan görüyorsa ödemelerinden yavaş yavaş bu tutarları ödeyecek. Yoksa bütün borcu silersek, burs gibi düşünürsek, o zaman geçmiş kullanan, ödeme yapan insanlara soru sorma hakkı vermiş oluruz. İkinci bir şey daha var, o da dersiniz ki biz 2020-2021 yılından itibaren artık öğrenim kredisi olarak vermeyeceğiz. Bunu burs olarak veriyoruz dersiniz. Eğer burs olarak veriyorsanız zaten bursların geri ödenmesi diye bir şey söz konusu olmayacak. Bir önceki almış olanlar öğrenim kredisi aldığı için belki ödeyecek. Burs alanlar için de bunu ödeme imkanı söz konusu olmayacak. Yani bir sıkıntı bu olur. Yoksa gençler diyecek ki ben ödedim, o niye ödemedi? Aynı şey SGK vergi borçlarında da oluyor. İnsanlar, dürüst insanlar ödüyor borçlarını. İmkanı olmayanlar, ekonomik sıkıntı yaşayanlar, parası olup belki ödemek istemeyenler de ödemiyor. Dürüstlük meselesi buraya çok yani şöyle, eğitim borcuna çok uymayabilir tabii o dürüstlük. Yani dürüstler ödüyor. Bakın bu tartışma, hep yaşanıyor. İki yılda bir vergi hapı, SGK hapı çıkıyor. Ödeyenler diyor ki biz niye ödedik o zaman? Evet, benzer bir hani tartışması olabilir. Tabii ki aynı değil. Peki yani gençlerin destek verebilir hükümet? Nasıl bir paketle? Yani siz bu konuda fikir veriyor olsaydınız nasıl bir fikir verirdiniz? Bakın faizi kaldırırsınız. İcra'ya vermeyi kaldırırsınız. Karşı karşıya gençler bakın, var. Tabii bu ki, acayip acı bir ceresi. Tabii 280 bin kişi bunların sayısı. Öncelikle yapmanız gereken şu, ayıptır bu. 280 bin genç insanı siz icra'ya veriyor olmanız bir ayıp. Bunu bir kere öncelikle ortadan kaldırmanız lazım. İki, bunlara uygulanan gecikme zamlarını, faizlerini silmeniz lazım. Ana parası 10 bin lira, faiz 15 bin lira gibi. Dolayısıyla ikincisi faizleri sileceğiz. Üçüncüsü de ödeme süresini 1-2 yıl sonra değil de belki 5 yıl, 10 yıllık bir süreye yayacağız. Yani üniversiteyi bitirdi, belki 5 yıl daha sonra öde diyeceğiz. Ne zaman başlıyor ödemeye? 1 yıl, 2 yıl sonra başlıyor. Yani bir hayata başlama süresi tanınması lazım. Tabii 1-2 yıllık bir süre var başvuru anlamında. Hayata mezun oldunuz, 1 yıl sonra, bilemediniz 2 yıl sonra ödeme yapmanız gerekiyor. Evet. Ama şu bir gerçek, bu insanlar üniversiteyi bitirdi, işe girdi, çok daha düşük ücretlerle çalışıyor, evlenecek. Bu insan evlendiğinde para biriktirmesi lazım, evlilikle ilgili ev tutacak, eşya alacak, kredi borcunu mu ödesin, bunu mu ödesin değil mi? Dolayısıyla bunu bir anda 2 yılla değil de belki 5 yıl sonra başlatacaksınız, 10 yıl sonra başlatacaksınız. Bununla ilgili ödeme kolaylığını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Düşük paralarla ayda 50 lira, 20 lira, 30 lira, 100 lira ödenerek kişinin kendi inisiyatifiyle ödeme imkanı sağlanırsa gençlerin de bu talepleri bu yer bulmuş olur, gerçekleşmiş olur. Yani hükümetin hem bu aciliyeti çözmek için kısa vadeli hem de bu sorunun tekrarlanması için uzun vadeli bir çözüme ihtiyacı var. Kesinlikle önce bakın bu ayıptır. 280 bin öğrencinin icralarının derhal kaldırılması lazım. Bu olmaması gereken bir şey. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. O gençlere de kolaylıklar. Umarım bu yayının da bir faydası olmuştur. En azından biz sizi duyuyoruz. Çünkü çok zor bir durum hayata borçla başlamak. Dolayısıyla detaylarını ele almak istedik. Burada noktalayacağız. 360'ı kısa bir ara var önce.